Mekke'de cahiliye döneminde Mekke pazarlarına ticaret yapmak için gelmiş olan şahıslardan bir tanesi tezgahını açar. Ebu Cehil tezgaha gelir ve haksız bir şekilde gelen pazarcının ürünlerini gasp eder ve alır. Ve hakkını geri vermez. Bunu istinaden pazarcı yaygara koparır. Bu yaygara koparmasına istinaden de birkaç kişi bir araya gelerek Ebu Cehil'den bu vatandaşın hakkını geri alırlar. Ve sonra bir şeye ihtiyaç olduğunu fark ederler. O da dönemin bir huzursuzluklar dönemi ve anarşi dönemi veyahut da tarumar olmuş olan bir dönem olduğunu tespit ederler ve bir hareket başlatırlar. Bunun adını Hilf-i Fudul. Yani faziletliler diyor. Bu faziletliler hakkını kaybetmiş olan insanların haklarını alabilmek adına insanları yapmış olur. Şimdi böyle bir giriş yaptık. Şundan mülhem. Bugünlerde Müslüman olayını konuşuyoruz. Evladını karınca ilacıyla zehirleyen bir aileyi konuşuyoruz. Aslında toplum bakımında artık gayrimullah'a dokunacak bir takım olayların zuhur ettiğini görüyoruz. Ki bunlar artık Allah'ın bizim üzerimize zecir topladığını vurması için geçerli sebepler nedeniyle olarak nitelendirilir. Bu bağlamda naçizane şöyle bir şey yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bir iyilik hareketinin başlatılması. Ama bu iyilik hareketi salt olarak atılmış, atıl olarak bir kenarda kalmış ya da statü peşinde koşan insanların bir araya gelerek konuşu olduğu bir sivil toplum kuruluşu değil. Yani akamete uğrama ihtimali olan bir kuruluş yerine gönüllülük esasına dayalı topyekun herkesin birbirine kenetlenerek bir iyilik hareketinin başlatılması gerektiğine inanıyorum. Bu hareket devlet tarafından hem teşvik edilmeli hem desteklenmeli. Ve sokak sokak, ev ev, kapı kapı dolaşarak sosyologların, psikologların işin içerisinde olacağı, Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin, Sünni'sinin, zenginin, fakirin, okumuşun, okumuşun, herkesin bir arada olduğu ve herkesin hedef olduğu bir iyilik çalışmasının var olması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde modern cahiliye dönemini yaşıyoruz şu anda. Bu modern cahiliye dönemi ilginç bir yere doğru gidiyor. Biz bu cahiliye döneminde bir hırfı kutu hareketi başlatmazsak gayretullah'a dokunduğundan dolayı zecir topladığıyla karşılaşabilme ihtimalimiz çok yüksek. Bundan dolayı hatta şöyle bir iyilik terapisi adı altında bir takım organizasyonlar yapılabilir. Bundan dolayı topyekun toplum olarak bir hırfı kutu hareketinin başlatılması gerektiğini öneriyorum. Bu kanaate vardığımı söylüyorum. Ve şunu unutmayalım, ekonomik krizler yaşanır. Geçmişimizde onlarca ekonomik kriz yaşadık, hepsi geçti gitti. Salgın sorunları yaşanır. Tarih sürecinde bunlarla ilgili bir sürü örnek var. Ama şu anda bir insanlık krizi yaşıyoruz. Bu insanlık krizi geçmişe bırakılabilecek bir olgu değil. Dolayısıyla bu insanlık krizini bir hılfül fudül hareketiyle, bir faziletler grubu hareketiyle, bir iyilik hareketiyle bertaraf edilmeli. Biz bu işin toplum olarak topyekun çalışmamız gerektiğini düşünüyorum.